Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna ordusu İzyum'a da girdi. Evet, Ukrayna ordusu özellikle Rusları her sonda çok sıkıştırıyor. Donbass cephesinde demiştim geçenki yayında. Ukrayna ordusunun İzyum'a ilerlemesi gerçekti. Ve İzyum'a girdi Ukrayna ordusu. Merak, hadi, merak edenler için görüntüler geldi. Evet, İzyum hattında binlerce kayıp vererek İzyum'u zorla alan Rusya... Şimdi lapır lapır dökülüyor. Ukrayna birlikleri güç gösterisi yapıyor İzyum hattında. Ruslar, evet Ruslar kuşatmaya girmemek adına taktiksel çekildiklerini söyleseler de bu bir psikolojik savunma. İzyum'da kuşatma altına gireceklerdi. Çünkü kuzeyden çok yoğun bir şekilde vuruyor Ukrayna ordusu. Her sonu gösterdi, sağı gösterdi, sol vurdu Harkov'dan. Ama şu bir gerçek ki, Ruslar gerçekten büyük bir çöküş yaşıyor. Ciddi şekilde kayıp yaşıyorlar. Bölgenin önemli şehirlerinden, evet, önemli şehirlerden İzyum'a ulaşan Ukrayna ordusu daha öncesinde de Kupyansk şehrini ele geçirdi. Zelenski yaptığı açıklamada 30'dan fazla yerleşim yerini aldık dediler. Evet, bu görüntülerde teyitliyor. Hükümet konaklarının önünde Ukrayna bayraklarını açıp yere indirdikten Rus bayrağını yerlere sürterek mesaj veriyorlar. Gerçekten Rusya beklenmedik bir geri dönüş yaşıyor. Evet kötü geri dönüş. Ukrayna ise muhteşem bir geri dönüş yaşıyor. Batıdan gelen silahlar ve vatanı savunma içgüdüsü galip aslında. Şimdi Rus basınının ne kadar gerçekten uzak olduğunu hatırlatalım isterseniz. Evet şunu söyleyeceğim. Gerçekten Ukrayna'daki olanları sadece Putin'in gözlüğünden değerlendiren Sputnik Genel Yayın Yönetmeni, Kremlin'in sözcüsü diyeceğimiz Simon Yan, savaştan önce yaptığı bir konuşma var. Ukrayna'nın neyi var? Ukrayna kim ki? Sıcak çatışmada iki günde yeneriz demişti ve dalga geçer gibi konuşmuştu. Şimdi Simonya'nın yüzünü görmek gerekiyor. İzyum'dan sonra Şimdi evlere şenlik bir açıklama. Gerçekten Vodka'yı mı fazla kaçırdı diyeceksiniz. Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Ukrayna ordusu hangi halkla Rus askerlerini öldürüyor diyor. İnanılmaz bir söz. Sen bir ülkeye git, bir ülkeyi işgal et, oranın halkına, şehrine, her yerine saldır. Sonradan, evet sonradan Rus askerlerini hangi halkla öldürüyor de. Bu ne perhiz, bu lenehara turşusu değil mi? Yani Rusya... Biraz vodka'ya az. Evet, vodka'ya az iç Ruslar. Şimdi haberimiz var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski birinci derecede devlet liyakat nişanını kime verdi? Evet U Bayraktar CEO'su. Evet Sayın Bayraktar CEO'suna bunu takdim etti Sayın Bayraktar'a. Bu kıymetli takdire layık gören diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum diyor Sayın Haluk Bayraktar. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim. Evet bu görüntüler gerçekten bayrakların ne kadar takdir edildiğinin ve ne kadar evet sevildiğinin göstergesi. Ukrayna ilk etapta hava kuvvetleri olarak bayrakları kullanmış, Rusları sersemletmişti. Daha sonra da gelmişti gerisi. Bir şey ifade edeyim. Harkov bölgesinde güney ve kuzey bölgesi olarak baktığımız bölgelerde bir kıskaç var. 10 bin tane Rus askerinin esir düşme ihtimali Putin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırmasıyla, evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasına, evet, neden oldu. Rusların istediği gibi işler gitmiyor. Ruslar sahada istediklerini alamıyor. Bu durum tabii ki onları çılgına çevirdi bile. Ama şu bir gerçek ki, Güvenlik Konseyi'nde olan biten, ve özellikle Rusya'nın çıkaracağı hiçbir şey yok. Aslında dünyanın dikkatini çekerek Ukrayna'ya baskı uygulatmaya çalışıyor. Putin bu yönde ilk adımı zaten geçen hafta atmıştı. İliklerine kadar Rus gazına ihtiyacı olan Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna tavrını değiştirmek için Rusya bu manaları kesti. Yani demek istedi ki Ukrayna'yı hizaya getirin, cephede beni fazla uğraştırmasın. Avrupa Birliği de bu yöndeki ihtiyacını hem tasarrufla hem LNG alarak Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Katar ve Azerbaycan gibi ülkelerden ek tedarikle hafifletmeye ve gidermeye çalışıyor. Aslında Lilyit yataklarına ve çeşitli doğal tabii ki enerji kaynaklarına da projelere de kaynak aktardı Avrupa Birliği. İşte burada stratejik bir hata yapmışlardı. Aslında NATO kanadı yönünden eseri rekabette göründükleri bir ülkeye enerji olarak bağımlı kalmaları da ne kadar gerçekçiydi değil mi? Devletler bu günü değil, devletler 10 yıl sonrayı, 50 yıl sonrayı planlar. Avrupa Birliği bu yönde bu hatayı veya bilerek böyle bir durumu neden yaptı acaba? Bu irdelenmeli. Belirtmek isterim ki Putin Rusya'da zor duruma düşecek. Eğer bu geri çekilişler artar ve bu geri çekilişlerin önü alınmazsa, Rusya barış derse bu durum Moskova'ya kadar ilerler. Aslında Batı orduları. Rusya bunu bildiği için nükleer kartı ortaya koyacak mı? Daha önceki İngiltere Başbakanı Johnson'ın söylediği bir söz var hatırlayın. Boris Johnson konuşurken İngiltere konuştu resmen. Aynen şunu söylemişti. Evet aynen şunu söylemişti. Boris Johnson Rusya'nın nükleer silahları varsa bizim de var. O kullandığı ölçütte biz de kullanırız diyerek aslında Rusya'ya gereken uyarıyı yapmıştı bile. İngiltere'nin şakası var mı? Tabii ki yok. Ruslarla ezeli rekabette ve birçok savaşta Rusları da bozguna uğrattılar. Akıllı politikalarıyla hasımlarını Ruslarla savaştırdılar. Hatırlayın Osmanlı'nın 98 harbini ve daha önceki Ruslarla çatışmalarını. İşte o dönem Osmanlı'ya ve Türklere yapılan büyük baskı, büyük istila hareketlerinde İngiltere, Rusya'yı da pranga olarak kullanmıştı. Kurtarılan bölgelerde Ukrayna halkı Ukrayna askerlerini böyle karşılıyor. Duygusal ağlamalar. Evet ağlıyorlar ve üzülüyorlar. Tabii ki düşman askerleri gelmiş, büyük korku yaşamışlar. Belirsizlik onları mahvetmişti. Gerçekten şu anda gördüğünüz gibi Ukrayna halkında çok büyük bir sevinç var. Ukrayna halkında duygular sel gibi. Tabii ki askerleri görünce kim duygulanmaz ki? Bir Rus yarbay esir alındı. İşte görüntüler. Ruslar her ne kadar esirleriyle ilgili açıklama yapmasalar da cephe hattında Rus generaller, yarbaylar, binbaşılar, yüzbaşılar bir bir esir oluyor. Aslında Mısmari'yi hatırlatan bir cümle. Libya'da Hafter'in Apoletli pazardan üniformaları satın alıp kebapçıyı sözcü yapmıştı Hafter bilirsiniz. Libya kebapçısı Mısmari'yi biraz gülelim isterseniz. Kebapçı bakışlı Mısbari aldığı yenilgi sonrası mikrofonların karşısına geçip aynı şu kelimeleri kullanmıştı. Taktiksel bir evet çekilme yaşadık. Öyle gülmüştük ki karın yağlarımız erimişti bile. İşte gördüğünüz gibi Mısbari'yi hatırlatan sözler bu sefer Rus sözcülerden geliyor. Kremlin'in sarı çocuğu da aynı şekilde söyledi. Taktiksel geri çekiliyorlarmış. Vay anam vay tek akıllı sizsiniz herhalde. Evet cephe hattındaki batı silahlarının NATO standartlarındaki silahların üstünlüğü ve Rusların belli bir bölgeye kadar ulaştıktan sonra yorgunluk ve lojistik eksikliği, buradaki özellikle savaşma konusundaki mukavemet, vatan savunması veya Putin için savaşan Ruslar, bunları bir bir değerlendirdiğimizde Ukrayna ordusu silahlara kavuşunca duman attırdı Rusya'nın. İşte şura bizim kırmızı çizgimiz, şura bizim şu çizgimiz, bu çizgimiz diyen ne Peskov'dan haber var, ne Medvedev'den haber var, ne de Putin'den haber var. İşin dahası Putin istifaya çağrılıyor. Rus derin getirdiği Putin, acaba Rus derin devleti tarafından ekarte edilir mi? Hiç de zor olmasa gerek ama Ukrayna savaşı başlamadan önceki ruh hali olan Putin'e zamanı geri çeksek, Ukrayna ile savaşır mısınız deseydik, alacağımız tek cevap aklımı mı yedim olurdu. Evet Putin pişman ama belli etmiyor. Bu işin içinden nasıl sıyrılacak bakalım göreceğiz. Ama Rusya eski Rusya değil, süper güç kisvesinde değil, artık kendi içindeki cumhuriyetleri nasıl tutacak onları düşünsün. Hele hele Kadirov, Kremlin'in, evet Kremlin'in oradaki şakşakçısı Kadirov bile ben gideceğim diyorsa gerisine bir şey demeye gerek yok. Evet bir dahaki konuda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Ukrayna'da İzyum'a da girdi Ukrayna ordusu. İzyum hattından da ilerleyecek gibi her sonda da Ruslar iyi sinyal vermiyor. Kayıpları artıyor. Yoğun Himers atışlarıyla Rus cephesinde önemli gidikler açıldığı gibi Avrupa'dan gelen yeni hava savunma sistemleri Rus uçaklarını bölgede havada zorluyor. Gelişmeleri anlık sizlerle paylaşacağım. Rüzgar tesire döndü Ukrayna'da. Bakalım ne gelecek haberler. Görüşmek üzere.